Herkese merhaba, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle uzun bir aradan sonra çeyiz videosu paylaşacağım. Benim için uzun bir ara çünkü sizin izlediğiniz bütün videoları ben aslında 3 ay önceden çekmiştim. Bunun sebebi de işe başladım ve işe başlamadan önce bütün videoları stoklayıp o şekilde yoluma devam ettim. Bu 3 aylık süre içerisinde de aldıklarımı şimdi sizinle paylaşacağım. Şöyle ki karantina bitti, normal hayata döndük ve normal hayatta harcamalarımızın yönü değişti. Yani benim en azından öyle oldu. Dolayısıyla karantinanın başındaki gibi yoğun bir çeyiz alışverişi yapmıyorum artık. Zaten çoğu şeyimi de aldım, biraz onun da etkisi var. Artık böyle işte ya gördüğümde hoşuma giden ya da daha önce listemde olan şeyleri yavaş yavaş ufak ufak alıyorum. Dolayısıyla bu video düzenimi de etkileyecek. İlk başta haftada bir video atıyordum. Şu anki düzende 2 haftada bir videoyu çıkarmıştım. Hatta haftada 2 atıyordum. Haftada 1 yaptım. Şu an haftada 2 iken artık hani belli bir düzeni olmayacak açıkçası. Alacağım, biriktireceğim ve biriktikçe de sizlerle paylaşacağım. Paylaşmayı asla durdurmayacağım. Devam edeceğim yani. Çünkü ben hani bir şey almadan önce muhakkak gerçekten YouTube'a yazıyorum ve o şekilde bakıyorum. Hani alanlar işte hem kullanmışlar mı, nasıl memnun kalmışlar mı, nasıl gelmiş vesaire. O yüzden faydalı olacağını düşündüğüm için ben de sizler için bunları paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi bu 3 aylık süreçte aldıklarıma bakalım. Çok fazla bir ürün yok aslında. Önce şunlarla başlayacağım. Karaca'nın Black Gold serisinin, yani serinin adı bu. Şöyle şunları kenara koyayım. Böyle 5 parçalık bir servis setini aldım. Bu aynı serinin aynı işte bu şekilde olup 7'li olanı vardı yanlış hatırlamıyorsam, ama böyle standlıydı. Ben standlı olanı tercih etmedim çünkü onu kullanmayacağım. Hani bir kaşık daha dizmeyi düşünüyorum bunları. Ben bu 5 parçalık olanı tercih ettim. Bu ilk parçası böyle kevgir. Buraları şu şekilde gold detaylı. Bunlar tabii ki zamanla aslında yıkadıkça çıkacak, yani çok kaliteli görünmüyor açık konuşmak gerekirse, ama ilk işte hevesle yerleştirdiğinizde güzel güzel kullanacağınız ürünler. Şu şekilde koyduğunuzda da duruyorlar. Yani şöyle bir durum var ki, şimdi sıvı bir şey illaki böyle koyduğunuzda akacak, ama yine de hani böyle tezgahta kendi kendine durabiliyor olması bence yine de hoş bir şey. Bu kevgire. Şöyle spatulası var. Aynı şekilde şunu kesmeyi unutmuşum. Böyle oldukça da geniş. Sonra şöyle makarna kaşığı var. Bundan bizim evde yok mesela. Ben böyle bir şey hiç kullanmıyorum. Eksikliğini hissediyor muyum? Hayır. Ama setin içinde vardı. İlla ki bir kolaylığı da vardır. Bu da bu şekilde. Şöyle normal kaşığı var. Normal bir şeyleri karıştırmak ya da yemek almak için vesaire. Hani formları da çok güzel. Plastik bu arada, ama hani oldukça kalın güzel bir plastik. Böyle ürünler tefalin çok beğeniliyor aslında. Ama bunda gerçekten tefalleri aşağı kalır bir yanı yok bence kalite olarak. Son parçası da şöyle bir kepçe. Kepçesi de yine oldukça haznesi geniş. Formu çok güzel bence. Bu da bu şekilde. Şöyle hepsini dizeyim. Görülüyor mu kamerada hiç bilmiyorum ama. Böyle 5 parçalık bir set. Bunu Can Park'taki mağazasından almıştım. Ne kadarmış? İndirime girmişti. Bu normal fiyatı 120'ymiş. Ama ben ne kadar almışım? Kasada da sanırım bir indirim olmuş bu arada. Ya 80 liraya almışım ben. Bayağı da indirimli olmuş aslında. Bunlar bu şekildeydi. Şu ürüne geleyim. Bu ürünü ben Trendyol'dan aldım. Bunun markası şöyle Wow Home Art diye geçiyor. Bu böyle çok tesadüfi bir şekilde karşıma çıktı. Fiyatı da gerçekten inanılmaz uygundu. Ben de sipariş ettim. Bir günde ya da iki günde de geldi ve çok memnun kaldım. Daha sonrasında bütün çeyiz sayfalarında bu ürünleri görmeye başladım. Yani çoğu insan tarafından keşfedildiler aslında. Şöyle tuzluk ve biberlik. Cam, şöyle kenarlarında gold detayı var. Burası böyle sanki yıldız gibi.
En güzel yanlarından biri şu altı tamamen komple çıkabiliyor musun? Normalde buraya çok küçük bir delik açıyorlar ve oraya doldurmak gerçekten zor oluyor. Bu tam böyle bir tatlı kaşığıyla rahat rahat doldurabileceğiniz ölçüde. Tam açılıyor olması çok hoşuma gitti. Bunlar gerçekten bilmiyorum böyle işte hani günlük sofrada da durur, tezgah üstüne de çok yakışır. İşte bütün takımlarımla da çok güzel olur diye düşündüm. Fiyatı da gerçekten çok uygundu. Hiç hatırlamıyorum. Linkini aşağıya bırakacağım. Ne kadara aldığımı da yazarım. Muhakkak fiyatı artmıştır çünkü keşfedildi dediğim gibi. Bütün çeşit sayfaları şu an bunları paylaşıyor. Bunların farklı formlarda olanları da var bu arada. Ben bunu tercih ettim. Muhakkak bakmanızı tavsiye ederim. Çok kaliteli geldiler gerçekten. Yani fotoğraftakinden daha güzeller. Camı da oldukça kalın. Ben çok memnun kaldım. Bunlar da bu şekildeydi. Normalde tuzluk, biberlik olarak değirmen almayı düşünüyorum ama böyle de bulunsun yani evde dedim. Şimdi gelelim rakle alışverişime. Bu alışveriş de yapalı bayağı oldu. İşte önce şimdi göster. Önce şunları göstereyim. Bu büyük bir indirim olmuştu Trendyol'da. Şimdi bunu gösterince ve fiyatını söyleyince o indirimi hatırlarsınız eğer takip ediyorsunuz. Şu kurtlardan aldım. Böyle raklenin dondurma kulbu, magnolia kulbu, şarap bardağı artık ne derseniz, siz nasıl kullanmak isterseniz. Böyle 6 gold. Biliyorsunuz ki Bellamazon'dan ben... Bu gold bardaklardan almıştım. Linkini de yine buraya bir yere bırakırım. Aşağıya da bırakırım, ona da bakın. O videomu da muhakkak izleyin. Çok güzel şeyler almıştım. Onlarla takım olur diye düşündüm. Bu kulpların daha böyle morlu, amberlisini de almıştım. Yine onun videosunu da bırakırım. Aynı form, aynı dizaynda. Sadece işte rengi farklı. Gold hastası olarak tabii ki goldlusunu almadan da edemedim. Bunlar üçlü olarak satılıyor ve üçlü olarak 18 liraymıştı. O indirimi muhakkak hatırlarsınız. Yine bütün çeyiz sayfaları paylaşmıştı bunları. Benim çok hoşuma gitti. İki paket aldım. Yani 6'ya tamamladım. Zaten English Home'dan da almıştım 6 tane. O ikisi de yani böyle yan yana koyduğumda farklı durmayacak. Çok güzel duracak. Zaten o videoda da söylemiştim. Hani hepsini aynı renkte tamamlamaktansa böyle işte birbiriyle kombinlenebilecek parçaları almaya çalışıyorum diye. Yine aslında ikisi birlikte çok güzel gider. Daha da böyle kulp tarzında bir şey hani çok böyle beğeneceğim bir şey karşıma çıkmadığı sürece almayı düşünmüyorum. Bunu aldım. Daha sonra kargonun aslında şunu bir şöyle alacağım. Kargonun bedava gelmesi için bunu aldım. Bir de dedim ki almışken bari bütün seti tamamlayalım. Şöyle kahve yanı su bardağından aldım. Normalde ben bunları hiç sevmiyorum. Daha önce videolarımızda söylemiştim. Çünkü hani şuna su koyduğunuzda ne kadar yetecektir bir insana. Bunu belki böyle hani masada süs olarak kullanabilirim diye düşünüyorum aslında. Yani içine mum bile koyup böyle şamdanımsı bir şekilde kullanabilirsiniz. O kadar formlara takılmamak lazım. Veya işte içerisine bir çiçek koyup masayı böyle süsleyebilirsiniz. Ne bileyim böyle işte kokteyl gibi yaparlar ya, havuç, salatalık, o tarz bir şeyler koyabilirsiniz. Yani ben kahve yanı su bardağı olarak kullanmaktansa daha farklı formlarda kullanabileceğim şekillerini arıyorum şu anki. Hani böyle seti de tamamlamış olayım aslında. Biraz da o şekilde baktım. Bunun fiyatını hatırlamıyorum. Kargo bedava olsun diye almıştım dediğim gibi. Linklerini aşağıya bırakacağım. Oradan bakarsınız. Gold'la devam ediyorum. Dediğim gibi Bellamazon'dan ben günlük su takımı yapmıştım kendime. Onun kadehini aldım. Bunlar Bellamazon rakle değil. Bellamazon'un kendi sitesinden aldım. Bunları zaten çok istiyordum. Bir türlü fırsat olmuyordu almak için. Ya gerçekten o kadar güzel ki şu formu, işte bu goldluğu ya benim çok hoşuma gidiyor. Bundan farkı, rakleden farkı şöyle yan yana, umarım ışıkta belli olacaktır. Bellamazon camı da böyle amber rengi gibi geliyor. Rakle'nin camı normal düz renkte geliyor. Yani tek farkı bu ama yan yana koyduğunuzda öyle çok farklı durmuyor ve gayet takım olarak şöyle kullanılabilir. Aynı şekilde bu da öyle. Yani Rakle'nin bu modelli su bardakları da öyle. Burası beyaz cam olarak geliyor. Benim Bellamazon'u tercih etme sebebim bardaklarda ve kadehte bu camının da renkli olması.
Bu da bu şekilde. Bunun altılısını aldım. Ben yine fiyatını hatırlamıyorum. 12'ye tamamlamayacağım bunu. Çünkü 6 tane yeter. Hani başka kade alırsam daha farklı modelle, daha farklı formda alırım diye düşünüyorum. Bu da gerçekten çok hoşuma giden bir modeldi. Şimdi gelelim H&M Home'dan aldıklarıma. Bu ara H&M Home çılgınlığı diye bir şey var. Siz de belki biliyorsunuzdur, takip ediyorsunuzdur, stok kovalıyorsunuzdur. Yani H&M Home'un stratejisi gerçekten çok güzel. Üçer beşer stoğa sokup bayağı anında bitirtiyor. Elinde ne varsa aslında satıyor. Ben bunu internet sitesinden almıştım. Yine benim çok beğendiğim bir şey. Şöyle. Biraz kirli tarafını yıkamak lazım. Biraz da çizikli geldi. Yani şurasında kocaman bir çizik var ama ben çok dert etmedim. Bu normalde banyo bölümünde satılıyor aslında ama bütün çeyiz sayfaları bunu işte lokumluk vesaire olarak kullanırız diye söylüyorlar ama yani altında gıda ile temasa uygundur diye bir işaret ya da yazı yok. O yüzden biraz tereddütlüyüm. Bir de banyo bölümünde satıldığı için. Ben bunu hani çok joker bir ürün. Eğer bunu araştırmak lazım. Gıda ile temasa uygunsa gerçekten işte böyle kurabiye dizebilirsiniz, lokum dizebilirsiniz, çerez dizebilirsiniz. Çok güzel durur. Ama hani uygun değilse, sakıncalıysa da ben bunu zaten hani banyo bölümüne koymak için aldım. İşte altına bilekliklerinizi koyabilirsiniz, üstüne yüzüklerinizi koyabilirsiniz. Yani çok tatlı durur. Çok joker bir ürün. Artık nasıl kullanılacaksa ben de tam karar vermedim. Bunun fiyatı ya 70 ya 80 liraydı. Linkini bulursam aşağı koyarım diyeceğim ama H&M Home'da biraz sıkıntı da bir link meselesi. Ya şuraları falan mesela çok iyi değil. Bir çılgınlık var ama bu tarz ürünler de başka bir yerde bulamadığımız için aslında H&M Home'a bu kadar düşüyoruz bence. Son ürünüm yine H&M Home'dan. Yine böyle bütün çeyiz sayfalarında gördüğünüz ürünlerden. Şöyle. Bu kek standı ya da sunumluk diyeyim aslında. Çok kek standı da değil ama yine gold rengi. Ya gerçekten çok güzel. Bunu mağazasından aldım. Yani çizikleri vesaire yine vardır, o kadar dikkat etmedim ama altı şöyle hani kaymaz yapıştırmışlar. O da çok iyi. Bu da yine 80 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Bunun mesela bahsettiğim şu işaret gıda ile temasa uygundur demek oluyor. Dolayısıyla bu zaten mutfak bölümünde satılıyordu. Bunda herhangi bir sakınca yok. Yani bunun üstüne yemek koyabilirsiniz ama bunda öyle bir işaret yok. Bu arada ikisinin altını aynı. Hani bir masada gerçekten ikisi çok güzel durur. Ama bunu bir soracağım mağazasına gittiğimde. Ya da müşteri hizmetleri bilir mi bilmiyorum ama. Bir de bu var. Ya gerçekten şöyle baktığınız zaman bir gold çılgınlığıyla karşı karşıya olduğumu görüyorsunuz. Ya gerçekten çok seviyorum. Her şeyi tabii böyle aynı tip gold'dan gitmemek lazım ama bunlar böyle sunumluklar yani. Normal işte daha önceki videolarımı izlediyseniz yemek takımlarımın hepsiyle ben bu sunumluğu kullanabilirim. Hepsiyle bunu kullanabilirim. Yani hepsi aynı anda kullanılacak diye bir şey yok. Biraz daha bir şey alırken kombinlemeye bakmak lazım aslında. Neyse lafı çok uzattım. Bugünlük size göstereceklerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Daha önce belirttiğim gibi artık hani alıp biriktirdikçe video paylaşacağım. Ama muhakkak paylaşacağım. Yani kanalı unutmayacağım. Onu merak etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.